Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Bir günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Hobi annemizin yenileme çalışmalarına farklı bir konseptle devam ediyoruz bugün. Bu boş duvarlarımızı renklendireceğiz. Posterlerle süsleyeceğiz onları. Akvaryum günlüğünün yapmış olduğu posterler var. Ben sadece kendimle ilgili, ya kendimle ilgili derken Lepistres, Plako ve çöpçüleri çıkarttım. Çöpçüler aslında benim de çok fazla ilgili değil ama sevdiğim bir tür olduğu için onu da çıkarttım. Onun dışında Tropius ve Malawi cikletleri ile ilgili de iki tane daha kendim çıkarttıklarım dışında posterleri var. Onları beni pek ilgilendirmek için çıkartmadım açıkçası. Lepistresler burada. Gördüğünüz gibi bütün türleri var. Yani bunları duvara yapıştırıp tek tek gösteririm. Bunun dışında plakolarımız tabii ki dediğim gibi. Plakoları daha yeni yaptılar. Akvaryum günlüğü bile daha tam çıkarttı. Ha, bastırdı da dağıtmaya başlamış sanırım. Bana sağ olsun PDF'leri gönderdiler. PDF'lerinde ulaşabileceğiniz linkleri hem işte Facebook'tan, Instagram'dan göndermeyebilirler de işte ayrıca internet siteleri de var biliyorsunuz birçoğunuz bildiği gibi www.akvaryum.com. Onların linklerini açıklama bölümü videonun paylaşacağım. Siz de oradan talep edip PDF'lerini alıp çıkartabilirsiniz. Ben böyle kalınca bir şey yaptım. Duvara yapıştıracağım için sadece poster olarak çıkartmadım. Arkadan da çift taraflı bantlarımızı yapıştırdık. Bunları şimdi duvarlarımıza yapıştıracağız. Ve son olarak dediğimiz gibi koldoraslar, çöpçüler yani. Bunların da çok güzel türleri var. Bunu da yapıştıracağız. Yapıştırmaya başlayalım hatta. Bunu şu sağ tarafa yapıştıracağım. Plakoyu tam şuraya, lepistresi de şuraya yapıştırmayı planlıyorum. Sizinle birlikte yapıştıralım. Hatta bir üzerinden tekrardan geçeyim. Plakoyu şöyle yapacağım. Lepistresi de şu yan tarafa koyacağım. Evet, böyle daha güzel olacak. Lepistres böyle olsun. Çünkü lepistres biraz dar. Plako daha geniş. Böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen aslında bir ölçü de yapmam lazım. Metre ile kalem de getireyim hemen. Aynı şekilde, aynı yükseklikte ayarlayayım ki farklılık olmasın, görsel olarak güzel olsun. Bu arada dedim ya boyutları farklı ama ben şeyi sabitledim. Aşağıdan yukarı uzunluklarını 70 cm yaptım. Yan yana koyduğum zaman hepsi aynı şekilde görürsün. Yoksa dediğim gibi bazısı dar, bazısı geniş. Çünkü farklı zamanlarda yapıldıkları için büyük ihtimalle aynı boyutta yapmadılar. Ve tabii balıkların boyutları da gene farklı. Gerçi onun teknik anlamda ayarlanabilirdi ama dediğim gibi büyük ihtimalle farklı zaman dilimlerinde yapıldıkları için hepsini aynı boyda yapmamışlar ama plakoyla çöpçüler aynı sanırım. Aynen. Onlar aynı boyutta. Hadi şimdi yerleştirmeye başlayalım. Şöyle düşündüğüm şöyle ortaya bir yere ortalamayı düşünüyorum. Şöyle güzel olacağını tahmin ediyorum. Önemli olan dediğim gibi yüksekliklerini ayarlamak. Şöyle bir bakayım hemen. Hepsini aynı yükseklikte ayarlayalım ki görsel olarak güzel olsun. 10 santim mi? Aynen 10 santim yukarıdan bıraksam yetecek bence. Şöyle bir şey yapayım. Evet, 10'ar santim yukarıdan boşluk bıraktığım takdirde gayet güzel olacak her şey. Hemen 10'ar santim işaretleyeyim ben. Dediğim gibi hobihaneyi güzelleştirme çalışmaları içinde yer alıyor bu videomuz. Hobihaneyle ilgili sürekli yenilikler yapmaya çalışıyorum. Yeni bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Genelde bu akvaryum eklemekle oluyor. Bugün de böyle posterleri ekledim. Sağ olsun akvaryum günlüğü akvaryum günlüğü de geçiyor. Akvaryum.com bana bu posterleri gönderdi. Vallahi çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle çift taraflı bantları da çıkartayım. Posterlerimizi yapıştıralım. Hobihanemiz güzelleşsin. Dediğim gibi aşağıdaki linklerden siz de eğer evinizde, odanızda varsa üretimhanemizde, hobihanemizde bunları bastırıp çıkartabilirsiniz. Açıkçası ben çok daha büyük boyutlarda planlıyordum.
Ama sonra onun gereksiz bir büyük olduğunu karar verdim. Ve zaten fiyat olarak da öyle acayip uçuk çıkıyordu. Sonra 70'e 40, yani bunlar 70'e 40 aşağı yukarı da şu biraz daha küçük, dedim mi yüksekliğini 70 olarak ayarladım. Ve o şekilde bastırdık. Yeterli bir ölçüde oldu bence. Hemen şöyle birincisini şey yapalım. Bu arada aklınız olsun, duvarı da önce ben bir temizledim, sildim. Çünkü tozlu olduğu takdirde düzgünce yapışmayabiliyor. Şöyle de güzel olur sanırım. Hemen bir bakalım. Aynen. Gayet güzel oldu. Yan tarafta lap sitesi de yapıştıralım şimdi hemen. Şu anda hoparlörümüzde bulunan plakolar, işte biraz sonra yakından göstereceğim zaten. Normal LA-Super, Super-Dirt, LDA. Albino'muz yok bizim. Albino hoparlörümüzde kalmadı. Siyahlar da yok. Ve şimdi yapıştıracak olduğum, dediğim gibi, lap seslerimiz var. Melek posteri de bu arada yapmayı planlıyorlarmış. Olay yapıldığı takdirde zaten direkt temin eder. Onu da yapıştırırım. Sadece benim hobi halimde bulunmayan çöpçüler ekstradan olmuş olacak. Çöpçüler de açıkçası çok seviyorum da, yerin, yani yerim, yerden demeyeyim de, çöpçülerle vatozların sanki aynı yerde üremeyeceğini düşünüyorum. Çok fazla net bilgim de yok bununla ilgili açıkçası da. Ama en azından bir tür eksik olsun diyorum. Hatırlıyorsunuz, pandalar kendi kendine ürüyordu. Sonra bir arkadaşım isteyince ona verdim. Hani dedim bir tür en azından eksik olsun, çünkü o da bir uğraş, bir zaman. Belki hobihaneyi daha da büyüttüğümüz zaman ileride yaparız ondan da. Şunu da şöyle hemen 10 santime göre ayarlayarak ben yapıştırayım. Evet. Bu da güzel oldu. Kameradan görünüyor mu? Yandan çok fazla görünmüyor ama şimdi biraz sonra yan tarafı yaparken onu da gösterelim. Şuradan hemen koridor astarı da yapıştıracağım, yere ayarlayayım. Sonra hepsini zaten tek tek detaylı olarak ben göstereceğim size. Çok güzel türler var. Tabii ki bunların dışında bir sürü daha tür var ama bir postere hepsini sığdıramazsınız sonuç olarak. Onlar da en güzellerini eklemişler. Dediğim gibi şöyle yukarıdan yükseklikleriniz sabit değil ki, hepsi aynı seviyede olsun. Hemen bunun da arka bantlarını çıkartayım. Çift taraflı bantla gayet rahat oluyor bu iş. Şu hobihanemi de aynı şekilde yapıştırmıştım zaten. Tek dikkat etmemiz gereken şey, yapıştıracağız yerin tozsuz, kirsiz, temiz bir yer zemin olması lazım. Çünkü tozlu olduğu zaman zamanla atıyor bunları. İlerleyen süreçlerde başınıza böyle bir dert gelmemesi için iyice güzelce temizleyerekten bantlarınızı yapıştırabilirsiniz. Son iki bandı da şuradan çıkarttım mı, bunun da işlemi tamam olacak. Yapıştı. Şimdi hemen şöyle kamerayı tripoddan çıkartayım ve sizlerle birlikte detaylıca bu posterleri incelemeye başlayalım. Evet, şöyle ben şeyi de getireyim. Taburenin üzerine de çıkayım. Dediğim gibi bayağı tür var. Platinum Fire Tear, Albino White Tail Tuxedo, Fullet Swallow, Bluegrass,
Red Lace Snakeskin Swallow, Retinium Pastel Tail Tuxedo, Metal Red Lace Snakeskin. Bende bu Metal Red Lace'ler var. Snakeskin değil benimkiler. Aslında benimkiler de Snakeskin ama benimki bu tür ya. Evet. Sadece şu ortasındaki siyahlık, şu anda bu balık stresli bir balığın fotoğrafını çekmişler. Büyük ihtimalle o yüzden açık renkli çıkmış. Red Lace Snakeskin Swallow, Moscow Full Pearl Large Dorsal. Bunu ben de ilk kez görüyorum. Red Lace Snakeskin. Ben işte benimkiler Metal Red Lace, bu Red Lace Snakeskin normaller. Bu efsane bir tür. Full Platinum High Dorsal Ribbon Fin. Burada Full Golden Round Tail Ribbon Fin var. Full Platinum Pearl Pink. Bu da değişikmiş. Gold Lace Snakeskin Ribbon Fin. Albino Moscow Blue. Green High Dorsal. Red Lace Snakeskin. King Koi. Kırmızılar bayağı parlamış. Full Red Mera. Bunun kuyruk tipi farklı büyük ihtimalle. Albino Blue Lace Snakeskin. Gold Black Lace. Dark Blue Moscow. Şeyin arka zemini siyahlığıyla bütünleşmiş resmen. Albino Metal King Cobra. Snakeskin. Platinum Blue. Metal Red Mosaic. Red Mosaic Swallow. Purple Snakeskin. Gördüğünüz gibi lab siteslerinin hepsini böyle tek tek sizlerle baştan sona incelemiş olduk. Şöyle yan tarafa geçelim. Plakalarımız. Hemen gördüğünüz gibi akvaryum günlüğünün Instagram ve Facebook hesaplarını bulabiliyorsunuz. Baş köşede tabii ki L46'lar Zebra Plako. Burada 264. Bu da gerçekten harika bir tür Sultan Plako diye geçiyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda belki ediniriz. L201'ler. L340. Bu sarı desenlisi, bende siyah desenlisi var bunların. L70. L134. Bu da çok güzel bir tür. Bunu da eklemek isterim hobi haneme. Burada L183 var ama siyahlığından arka fonla aynı çıkmış neredeyse. 204. 333. Gayet güzel bir balık. 128. 014. L66. L239 maviliğinin güzelliğine bakar mısınız? L18. L200 çok güzel bir tür ama büyük bir tür. Şu bunlar artık sanırım büyükler başlıyor. Yok, bu ikisi büyük sadece. L25. L397 bunlardan da var bende. L75. L236 hobihaneye eklemek istediğim bir tür. L190 karpuz kabuğuna benziyor. L306. L260. Bunlardan da yok, 270 vardı bende, pardon. Leopar vatoz, yani klasik birçoğumuzun akvaryumda bulunan vatoz. Siyah cüce vatoz, klasik. Rio Paraguay, bu da kırmızı desenli bir balık. Siyah lockwing, siyah tül kuyruk. Albino lockwing. Lays 44 lockwing, blue eyes. Superlet lockwing. Ve son olarak LD16 Longfin. Burada sponsorların isimleri var. Onları da hemen şöyle geçirelim. Ve gelelim son olarak Kolidoraslara. Dediğim gibi hobi hanemde yok ama sevdiğim bir tür balık olduğu için onları da çıkartıp ekledim. Şimdi bunların isimlerini tam olarak bilmiyorum. Telaffuzları da doğru olmadığı için sadece göstermekle yetineceğim size. CV111 ama bunlarda da bakayım. Yok, bunlarda isimle yazmışlar. Genelde bunlar da kodlarla da adlandırıyorlar. Starbuy, bunu biliyorum. Beslediğim zamanında üretmeye dedim olmadı. Kod Gold Lizard, Green Laser, CV028.
isimlerini okuyamıyorum şu anda. Yani tam telaffuzlarını bilmediğim için. Adolfi, panda çöpçümüz, benim de öğrettiğim bir türdü. Sanırım bu pikme çöpçü. Black Venezuela, bu da çok tutan bir tür. Orange Venezuela. Dediğim gibi ileride zaten büyük, güzel, çok sistematik bir üretimhane yapabilirsem, planım bir oda Lepistes, bir oda Melek, bir oda Vatos, bir oda çöpçü yapmak gibi böyle bir düşüncem var aklımda. İnşallah bakalım zaman neler gösterecek bize. Ve görmüş olduğunuz gibi Koydoras posterimiz de bu şekilde. Hobi halimizi renklendirdik, güzelleştirdik dediğim gibi. Tekrardan bu afişleri bana gönderen akvaryum günlüğü yetkililerine, akvaryum.com'a teşekkür ederim. Bugünkü hobi halimizi yenileme çalışmaları da bu kadardı. Bence çok güzel oldu. Umarım da sizin hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler arkadaşlar.